Beyda'daki sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, değerli kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz ben Tekirdağlıyım. Köken olarak da aslında eski Yugoslavya muhaciriyiz. Aynı olarak 1926 yılında dedemin babası bir müderris orada. Gelip Tekirdağ'a o zaman yerleşiyorlar. Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunuyum. O tarihten sonra 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne tahsil için gittik. Hala orayla irtibatımız devam ediyor. Kardeşlerim burada, annem burada. Gelip gidiyoruz fırsat buldukça ama tabii son zamanlarda bu seçimlerle dolu olan yıl, 2014 yılında 30 Mart'tan bu yana gelemedim efendim. Bir Ramazan'da bir uğramıştım, onun dışında gelemedim. Değerli arkadaşlar, ben tabii üniversitede öğretim üyesiydim. Kamu hukuku, mukayeseli hukuk, hukuk tarihi üzerine çalıştım. Biraz Osmanlı hukukuyla ilgili de klasik dönem dahil olmak üzere ilk elden birinci kaynaklara, metinlere bakmış, onları görmüş mesleğim. Dikkatimi çeken bir husus var. Mesela İstanbul'un fethi, 29 Mayıs. Şimdi Osmanlı tarihçilerinin yazdığı metinler vardır. Bazıları tarih kitabı şeklinde, mesela Tarih-i Ebu'l-Feth gibi. Osmanlı'nın kuruluşundan Fatih döneminin sonlarına kadar uzanan bir tarih kitabı yazmıştır. Tursun Bey, Teyler, Tursun Bey. Bunun gibi daha sonra yazmış olan tarihçiler var. Bir de günlük tarih metni yazanlar var. Kronik diyorlar bunlara batılı dilde. Mesela Osmanlı kronikleri de vardır. Gün gün ne olduğunu yazan başlıklar halinde. Bir de özellikle İstanbul'un fethi döneminde Bizans kronikleri vardır. Öbür taraftan işte Sırpların kronikleri falan vardır. Bunları mukayeseli olarak incelediğinizde kesin bazı tarihi olayların günlerini, saatlerini tespit edemiyorsunuz. Şimdi bu kronikler, yani günlükler üzerinden baktığımızda İstanbul'un fethini anlatan kitaplarda Mayıs ayı başında Edirne'den yola çıkıyorlar, geliyorlar, konakladıkları yerleri anlatıyor. İşte İstanbul'a geliyor, topçu atışları falan yapıyor, kale duvarında delik açılıyor, kapatılıyor. İşte surlara çıkanlar falan, inenler. Nihayetinde 29'unda da giriyorlar. Ertesi gün şehrin içerisinde, sur içerisindeler falan. Kroniklerden takip ettiğinizde İstanbul'un fethi gayet normal olan bir hadise gibi gözüküyor o kronikleri yazanlar açısından. Niye? Çünkü o bugünü yazarken dünün bilgisine sahip olarak yazıyor. Yarını yazarken bugünün bilgisine sahip olarak yazıyor. Yani tabiri caizse İstanbul'un fethini taksit taksit yaşıyor. Dolayısıyla fazla kendisini sarsmıyor o hadise. Yani o gün yaşayan tarihçilerin kayıtlarına göre İstanbul'un fethi çok anormal bir hadise değil. Yani günlük hadiseler içerisinde biraz daha heyecanlı bir hadise gibi gözüküyor. Fakat 10 yıl sonra, 20 yıl sonra İstanbul'un fethi tarihinin gününü yazanlar olağanüstü bir hadise anlatıyorlar kitaplarda. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün ve sadece bugün değil, geriye dönüp baktığımızda 2-3 yıldır, 5 yıldır, belki 10 yıldır veya önümüze baktığımızda 3-5 yıl, 10 yıl sonrasında bugünden Türkiye tarihi bakımından, bölge tarihi bakımından, hatta çok uzun olur, oraya girmek istemiyorum ama dünya tarihi bakımından fevkalade günler, çok önemli dönüm noktaları, tarihi günler yaşıyoruz. Ama içinde yaşadığımız için bu günleri çok fazla hissedemiyoruz, farkına varmıyoruz. Ama 20 sene sonra bence Türkiye'nin tarihini yazacak olanlar, siyasi tarihini yazacak olanlar yaşadığımız günlerin fevkalade bir dönüm noktası olduğunu, biz bir kitap hazırladık, Sessiz Devrim dedik. Sessiz duyamıyoruz çünkü her gün yaşadığımız için. Ama herhalde 20 sene sonra aynı kitabı yazacak olanlar Türkiye'de bağıra bağıra yüksek sesle bir devrimin gerçekleştiğini ifade edecekler. 2007'den itibaren ağırlıklı olarak kastediyorum ama daha öncesinden itibaren biraz da altyapısı için hazırlıklar olduğunu ifade edebiliriz bunu. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini anlatıyorum.
anlatmak için bir girizgah olsun diye buradan başladım. Cumhurbaşkanlığı seçimi niye önemli? Bir tarihi arka planla bunu anlatmakta fayda var. İsterseniz güncel olandan başlayalım. Biliyorsunuz 11. Cumhurbaşkanlığı seçmek üzere 27 Nisan 2007'de parlamento toplandı, meclis oturumu. Tek aday vardı, Sayın Abdullah Gül. Başka aday yok çünkü mecliste iki siyasi parti var. Birisi AK Parti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterecek sayısı yok. Aday gösterebilmek için Cumhurbaşkanlığı'na 184 kişi en az imzalaması lazım teklifi. CHP'nin o kadar milletvekili yok. Dolayısıyla AK Parti dışında aday gösterebilecek siyasi parti de yok mecliste. Onun için bir tane aday var. Ve meclis toplanıyor seçmek için. Biliyorsunuz, hatırlayanlarınız vardır. CHP'liler toplantıya katılmıyorlar. Bu bir projeydi o zaman. Toplantıya katılmıyorlar. Ve birinci turda 367 oyla ancak seçilebiliyor Cumhurbaşkanı. 367 çıkmıyor. Şu an tam hatırlamıyorum ama 360'ın üzerinde bir oy alıyor. Tabii arkasından biliyorsunuz bir el bildiri. Genelkurmay Başkanlığı'nın web sayfasında de Cumhurbaşkanlığı vasıfları böyle olmalıdır, özde değil, sözde değil, özde bilmem falan gibi laflarla. Hemen arkasından da CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve bir gün içerisinde hemen Anayasa Mahkemesi bir yürürlüğü durdurma kararı alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini durduruyor. Halbuki birinci turda 367 gerekiyor, olmadı. Hemen o gün, gece veya ertesi gün ikinci tur yapılabilir. 367 gerekiyor, orada da seçilmeyecek belli. Ama üçüncü turda 276'dan fazla almak yeterli. Üçüncü turda. Üçüncü turda Abdullah Gül seçilecekti. Yani 27'sinde değil ama 28'inde muhakkak Abdullah Gül o zaman parlamento tarafından seçilecekti. Nasıl? Turgut Özal'ın, rahmetli Turgut Özal'ın üçüncü turda seçildiği gibi. Demirel'in seçildiği gibi üçüncü turda. Ahmet Necdet Sezer'in seçildiği gibi. Daha önce müteahhit defalar uygulanmış bir hüküm. Fakat Anayasa Mahkemesi devreye giriyor. İşte emildir vesaire. Bu seçim sürecini tıkıyorlar. Bunun bir manası şu, Cumhurbaşkanı parlamento seçememiş oluyor, seçtirmemiş oluyorlar ama bir taraftan da anayasa parlamento Cumhurbaşkanı seçemezse erken seçime gitmek mecburiyetinde. Bunu öngördüğü için erken seçimi de tetiklemiş oluyorlar bu kararla beraber. Niye? Çünkü hesap şu, 2002'de seçim oldu, AK Parti geldi, konjonktürel bir şey bu işte, 99-2001 krizleri falan, onun için millet diğer partileri tasfiye etti. AK Parti geldi, bu dönem için oldu. 2007'de bir seçim olursa, erken olursa daha önce kurtuluruz, AK Parti'den kurtulacağız, gidecek. Türkiye gene eskisi gibi o 90'lı yılların siyasi yelpazenin bütün renklerinin parlamentoda yer aldığı koalisyon hükümetleri falan döneme dönecek, hesap bu. Zorluyorlar ve yeni parlamento cumhurbaşkanını seçsin, hesap bu. Fakat 22 Temmuz'da seçimi biliyorsunuz, oyu artıyor AK Parti'nin. Ve 27 Nisan'da seçilmeyen Abdullah Gül, 28 Ağustos'ta seçiliyor, tıpış tıpış oy veriyor herkes. Süreç tıpış tıpış yürüyor, neticede Cumhurbaşkanlığı'na parlamento tarafından geliyor. Burası bahsi yer. Asıl söyleyeceğim şu, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı parlamentoya seçilmediği zaman başka bir yola geliyor, başka bir formül buluyor. O da Cumhurbaşkanlığı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesi. Bir anayasa değişikliği yapılıyor. Anayasa değişikliği 367'nin üzerinde bir çoğunlukla geçiyor. Sezer'e gidiyor, Ahmet Necdet Sezer bunu onaylayıp yayınlayabilir. 367'nin üzerinde referanduma da gerek yok. Yapmıyor, meclise iade ediyor. Bir daha mecliste görüşüyor. Bu sefer 372 oyla meclisten tekrar geçiyor. Bunun üzerine referanduma gitme mecburiyeti yok, ihtiyari ama referanduma gideceğim diyor. Niye? Milleti tanımıyor bunlar. Zannediyorlar ki AK Parti bunu uydurdu bir yerden çıkarttı, millete giderse geri dönecek milletten diye hesaplıyorlar. Referanduma gidelim. Referanduma gidiyoruz. 21 Ekim 2007'de ne oluyor? %70 ile geliyor bu sefer AK Parti'nin oyunun aşağı yukarı %60 daha fazlasıyla belki geliyor tekrar milletten dönüyor. Yani millet bir kere akıl mantık var. Cumhurbaşkanlığı sen seçeceksin demişiz. Hayır sen bunu reddetmiyorsun. Ben seçmeyeyim, siz daha iyi bilirsiniz, siz seçin. Milletten bunu bekliyorlar. Yani bunu anlatabilmek kolay değil millete, kabul ettiremezler. Cumhurbaşkanı seçilirken parlamentoda tabii bu düzenleme yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi sonuna kadar muhalefet ediyor
milletin cumhurbaşkanını seçmesine muhalefet ediyor. Anayasa Mahkemesi'ne de götürüyor. Anayasa Mahkemesi Ekim ayında karar verdi bu konuda. Yine referanduma gidildiği zaman 21 Ekim 2007 öncesinde hem CHP hem MHP Cumhurbaşkanı halk seçmesin diye propaganda yapıyorlar. Orada da kalmıyor. Ben uzlaşma pozisyonunda AK Parti'yi temsil eden görev yapıp bulundum. Bu 2013 Ekim'de, 21 Ekim'de kadar komisyon çalıştı. Komisyonda hem CHP'nin, hem MHP'nin, hem de BDP'nin, şimdi HDP oldu, teklifleri var. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı da parlamento seçsin. Bu sistemden geriye dönelim diyorlar. Bizi anlatırken de bu konuyu, diyorlar ki bu konjonktürel bir meseledir. Siz seçemediniz, Abdullah Gül o zaman onun için değiştirdiniz, seçildi artık, geriye dönelim, parlamento seçsin. Orada kaldım en son bu akşam gelirken, birkaç CHP'li milletvekiliyle beraberdim Ankara'dan İstanbul'a gelirken. Orada diyor ki ya anlaşabilirdik aslında, görüşseydik. En son, son defa parlamento seçseydi Cumhurbaşkanı, hala birliklerini kaybetmemişler. Son defa seçseydi ne olacaktı sanki, hem daha kolay bir iş halledildi falan diye hala içlerinde bir ukde olarak kalmış bu konu söylüyor bize. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmesi meselesi bize göre bir konjonktürel mesele. 27 Nisan veya Nisan Mayıs 2007'nin meselesi değil. Bize göre Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi bir sistem meselesi, anayasal sistem meselesidir. Bunu niye daha önce yapmadık Nisan 2007'de? Türkiye'yi düşünün. Kasım 2002'de 2007'ye kadar Türkiye'yi düşünün. Bir taraftan, aynı taraftan da Nisan'daki, Mayıs'taki hadiselerin bu düzenlemeyi tetiklediğini, hızlandırdığını, ateşlediğini ifade edebiliriz. Ama bu yeni bir mesele değil. Başbakanımızın gelmiş olduğu siyasi gelenek içerisinde, Turgut Özal'ın seçiminden önce, Demirel'in seçiminden önce İstanbul İl Başkanı olarak başbakanımız o zaman Refah Partisi'nde Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi gerektiğine dair kampanyalar yapan bir il başkanı teşkilatları sundu orada. Cumhurbaşkanı halk seçti. Daha geriye gittiğimizde yine mesela Milli Nizam Partisi'nde var ki Milli Nizam Partisi'nin programını Necip Fazıl yazmıştır rahmetli. Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsünde kitaplarında da bahseder. Cumhurbaşkanı halk seçti. Daha geriye gittiğimizde 60'lar, 50'ler, 40'lar Ali Fuat Başkent bunu savundu Türkiye'de. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi Türkiye açısından konjonktürel bir mesele değil. Gerçekten anayasal sistemle ilgili çok önemli bir meseledir. Niye böyledir? Buna dair birkaç husus üzerinde durmak istiyorum. Sonra bugüne geleceğim. Önce isterseniz görünen kısmından başlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de hep ciddi siyasi krizlere yol açmış seçimlerdir. Çok geriden başlatabiliriz. Atatürk'ün ölümüyle beraber 10 Kasım, 11 Kasım'da İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Tuhaf bir hadisedir o günü okuyan tarihçiler bakımından veya o günü yaşayanlar bakımından. Niye? Çünkü Atatürk ölümünden bir yıl kadar önce İsmet İnönü'yü başbakanlıktan almış. İsmet İnönü alelade bir milletvekili meclisinden. Celal Bayar başbakan yapmış. Ve kendisi bazı gazetecilere, bazılarda falan da var, şikayetlenir. Der ki, ya konuşacak adam bulamıyorum mecliste, kimse yanıma yaklaşmıyor falan diye. Eski tabirle menkuk durumunda, terk edilmiş, yalnız bırakılmış bir adam orada. Onun için kim Cumhurbaşkanı olsun diye sorulduğunda İsmet'in aklına gelen birinci isim değil, ikinci isim de değil, sonralarda bir isim. Ama nasıl oluyor? Atatürk'ün ölümü üzerine hemen başbakan, Genelkurmay Başkanı Meraşan Fevzi Çakmak'la görüşüyor Celal Bayar. Fevzi Çakmak bir açıklama yapıyor, biz tarafsızız diyor. Parlamento kimi seçerse seçsin, biz tarafsızız diye Türk Silahlı Kuvvetleri adına açıklama yapıyor. Fakat aynı gün akşam, onu 11'ine bağlayan akşam İstanbul'da 1. Ordu Komutanı öncülüğünde orada bazı generaller toplanıyorlar. Ve bunlar Ankara'ya İsmet Paşa'yı desteklemek üzere gidiyorlar. Maraşan Fevzi Çakmak'la görüşüyorlar. Destekleyeceğiz, desteklemezseniz biz açıklama yapacağız, bildiri yayınlayacağız diyorlar o zaman. Bunun üzerine Fevzi Çakmak ilk açıklamasından dönüyor. İsmet Paşa'yı destekliyor. Hatta seçim yapılırken meclisin etrafını da sarıyorlar. Askerler tabiri caizse kuşatıyorlar. İsmet İnönü böyle seçiliyor. Daha sonra bakın 14 Mayıs 1950'de seçim oluyor Türkiye'de. Tabii Cumhurbaşkanı da
yenilenecek, seçilecek. Aşağı yukarı Mayıs'ın sonuna doğru şey seçilmiş, Celal Bayar. Hemen bir hareketler de var. 8-9 Haziran gecesi darbe yapmak üzere bir hazırlık var. Bunun içerisinde ordunun bütün üst kademesi var. 6 Haziran'da hükümet bir operasyon yapıyor. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları dahil hepsini bir gecede görevden alıyor. Yerine gelirlerini tahmin ediyor. Yani Celal Bayar'ın seçildiği Cumhurbaşkanlığı da parlamento tarafından siyasi krizde gerçekleşmiştir. Hükümet erken tedbir almasaydı bir darbe gerçekleşecekti. 27 Mayıs'ı biliyorsunuz. Cemal Gürsel'in adaylığında 61'de Ali Fuat Başkin zorla tehditli adaylıktan vazgeçiriliyor. Tehdit de seni öldürürüz, yok ederiz tehditleri değil. Bunlar çünkü para etmiyor. Bunların tesiri yok. Onlara papuç bırakmıyor. Hoca Ali Fuat Başkin diyor ki yeniden darbe yaparız. Silahlı Kuvvetler Birliği bir junta var yine. Darbecilerin içerisinde tekrar darbe yaparız diye hocayı senatörlükten istifa mecburiyetinde bırakıyorlar. 65'te seçilen Cumhurbaşkanı kim? Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay. Parlamentoda Adalet Partisi'nin tek başına Cumhurbaşkanı seçilecek çoğunluğu varken mecbur kalıyor, Genelkurmay Başkanı seçiyor. Bu bir ihtiyari tercih değil. Yine hükümet üzerinde, parlamento üzerinde baskı var. 12 Mart müdahalesi darbesinde Cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı. Cevdet Sunay'ın rahatsızlığı sebebiyle bazı gelişmeler var. O sırada Silahlı Kuvvetler'in istediği bir isim var. Onu dayatıyorlar aday. Parlamentoda gelemiyor ama yine bir emekli oramiler Fahri Korunuk'u seçtiriyor. O da bir kriz dönemi. Parlamentonun üzerinden Halk Kuvvetleri'ne ait uçaklar alçak uçuş yapıyorlar. Parlamentodaki milletvekillerini tehdit etmek için. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle. Cumhurbaşkanlığı sonra 1980'de seçilemiyor biliyorsunuz. 6 ay boyunca nafile diyorlar Fahri Korunuk'un yerine. Bülent Ersoy Ağaç'ta pek kanalı çıkıyor. Fakat 6 ay boyunca Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Darbenin sebeplerinden, gerekçelerinden birisi de Cumhurbaşkanı'nın parlamentonu seçememesiydi. Sonra Kerem Evren biliyorsunuz anayasa referandumuna kendisini bağlayarak, endeksleyerek seçtiriyor geliyor. Özal'ın rahmetli Cumhurbaşkanı seçilmesine partisiyle ilgili bir pazarlığa bağlı olarak gerçekleşiyor. Partiyi Mesut Yılmaz'a teslim etmek şartıyla Cumhurbaşkanlığı'na vize alıyor. Zaten şahit bir şekilde vefatı var biliyorsunuz. Sonra Demirel'in ki arkasından Necdet Sezer 28 Şubat sürecinin arkasından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı bir ay öncesine gidip esasesi okunmuyor adaylığıyla ilgili. Ama Cumhurbaşkanı seçildi bir ay sonra. Abdullah Gül'le ilgili süreci de size anlattım. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri istisnasız hepsi siyasi krizlere yol açmıştır. Niye? Birçok sebep söylenebilir ama temel sebep parlamento seçtiği için. Çünkü parlamento cumhurbaşkanını seçince cumhurbaşkanını belirlemek isteyen siyaset dışı güçler bu sefer parlamento için dengelerle oynamaya çalışıyorlar. Milletvekili transferleri, milletvekillerine tehditler, vaatler, parti değiştirmeler, yeni partiler kurulması, hatırlayın o dönemleri hatırladığınız kadar geriye giderek bütün bu siyasi krizlere yol açan sebep parlamentonun seçmesi. Çünkü parlamentodaki milletvekilleri 450-550 milletvekili bundan üzerinde teke tek markaj yoluyla istedikleri kişiyi Cumhurbaşkanı seçtirmek için uğraşıyorlar. Millet seçerse böyle bir ihtimal yok. Millet iradesini manipüle etme imkanı, ihtimali yok. Belli ölçüde yapabilirsiniz, yapmaya çalışabilirsiniz bugün olduğu gibi bir takım taklit alaylarla ama sonuçta nihai neticeyi belirleyecek şekilde bir manipülasyon yapma imkanı yok. Bu sebeple biz Cumhurbaşkanlığı millet seçerse, Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili olarak siyaset dışı güçlerin, kayıt dışı siyaset yapan güçlerin millet iradesine ve Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahil olamayacağı kanaatindeyiz. Bundan eminiz. Bu bakımdan bir kere Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmesi önemli. Böylece bir kere Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili siyasi kriz ihtimallerini devre dışı bırakmış oluyoruz. Kalıcı olarak. Ama daha önemli bir husus var. Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye'de seçilmemiş iktidarın başı olarak tasarlanmış bir makamdır. Seçilmemiş iktidar. Bu nereden çıkıyor? Türkiye 5 yıl demokrasiye geçiyor 1945'te. 50 ile 60 arasında hükümet, iktidar, cumhurbaşkanı dahil millet tarafından belirleniyor. Ve ondan sonra